Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere dörtlü krom bal süzme makinesi hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi makinenin açılışını yapacağız. Daha sonrasında arıcılarımız için makinenin kurulum aşamasında gerekli bilgilendirmeler de yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi aracımızdan makinenin açılışını bekliyoruz. Bu dörtlü krom, yani paslanmaz bir bal süzme makinesi. İçine toplam 4 çerçeve konulabiliyor. Sudan, yağmurdan gibi bu tür su değmesi durumunda herhangi bir paslanma falan yapmıyor. Gördüğünüz şekilde makinemiz bu şekilde bir makine. Bunlar da sanırım ayakları oluyor. Kapakları. Şu an elindeki kapağı oluyor. Yani evet, üst tarafını kapatmak için. Tamam, onu bir kenara, şu tarafa koyabiliriz. Evet, bunlar da şu an galiba ayakları olacak. Evet. 3 tane ayağı bulunmakta. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bak yardımcı olalım. Evet, makinemizi bu şekilde koliyi kullanabilirler. Evet. Evet, kolinin üzerine koydu. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ayaklarını takıyor. Çok basit. Hiç zorlanmayacağınız şekilde dağ da taş da rahat bir şekilde takabileceğiniz. Evet, iki tane somun takıldı galiba. Bir mi, iki mi? İki. İki tane, evet. Evet, şu an çeviriyor zaten. Tamam. Bir ayağını taktık. Şimdi ikinci ayağını takacağız. Evet, bu şekilde yerleştiriyoruz. Yani piyasada bal süzme makinelerinin ikilisi, üçlüsü ve dörtlüsü olmak üzere bunun otomatiği, tam otomatiği, yarı otomatiği olan bal süzme makineleri de var. Otomatik olanlar malum elektrikli veya farklı şekilde güç kaynaklarıyla çalıştırabilirsiniz. Bu şu an bizim manuel bir makinemiz. Manuel makinelerde de 4'e kadar kullanmanız her zaman iyi olur. 4'ten sonrası 6'lı falan olmasın durumunda kol ile çevirmenizde biraz fazla güç vermeniz gerekebilir. Bu da sizi yoracaktır. Tamam, ben tutabilirim. Evet, şu an iki ayağını taktık. Evet, son ayağını takıyoruz. Evet, üçüncü ayağını da taktıktan sonra yan tarafta da yine kromdan musluğu da bulunuyor. Gördüğünüz üzere. Evet. Bakın, musluğu da burada. Şimdi biz kendi aralığımızda dörtlü bal süzme makinemizi kurulumunu yapacağız. Birazdan da arılarımızı sağıp sağma işlemi yapıp daha sonra pedeklerimizi süreceğiz. Evet, şu an çevirme kolunu takıyorsunuz. Hem bu şekilde alan arıcılarımız da bal süzme makinesini aldıkları zaman nasıl takacağım, nasıl edeceğim deyip kafası karışmadan rahat bir şekilde takabilirler. Evet, kolunu da taktık. Evet, şimdi de üst kapağını taktı. Evet.
Kapandık. Şu an makinemiz hazır hale geldi. Tam göbeğini tutturuyor herhalde. Dönmemesi için. Evet, şu anda bakın makinemiz dönmeye başladı. Şimdi isterseniz size şimdi göstermek için öndeki bakın musluğun bal içine aktığı zaman, alta dolduğu zaman oradan da buradan balımız çıkmış olacak. Şu an içine kadar size göstermeye çalışacağım. Evet. Tam içine odaklanmadı. Evet. Şimdi isterseniz bizim elimize kabarmış ballı petekler vardı. Onları da gösterelim nasıl konulduğunu. Hani nasıl koyacaklarını da görsünler. Olduğu gibi getir istersen. Plastik kabı olduğu gibi getir. Tamam. Şimdi ondan bunlar bizim tam ballı peteklerimiz değil ama size göstermek için. Şimdi örneğin bu tarafta bunların tabii ki sırrını alacağız. Şu gözlerini sırrını aldıktan sonra bakın şunlar mesela. Bakın bal yoku. Bunların zaten arı tam sırlamadığı için bunu biz kestane bölgesinde bir arıdan aldık. Bunu zaten arılar tam sırlamadığı için bu gözleri bozmanıza gerek yok. Ama şu gözleri bozmak zorundasınız. Yoksa bal kendini dışarı fırlatmayacaktır. Merkez kaç kuvvetiyle çalıştığı için atmayacaktır balı. Bu tarafı da alacaksınız. Şimdi isterseniz onu bir koyalım. Önce kapaklarını alalım. Evet. Bunu içine şu şekilde... Evet, birini koyduk bu şekilde. Sonra diğerini koyacağız. Evet, aynı şekilde bundan sırlarını almayı unutmayın, ihmal etmeyin yani. Evet, bu şekilde 4 tane peteğimizi koyuyoruz. Daha sonrasında altında da bal süzme balımız dibine biriktikten sonra şuradaki musluk aracılığıyla balımızı almış bulunuyoruz. Bu bal süzme makinesini temini ve ihtiyacınız olması durumunda bu videonun altında sipariş linkine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet, arılardan sağımını yapmış olduğumuz peteklerin şu an bal sağım çadırının içine geldik. Ve bal süzme makinemiz yine burada. Evet, sıralma teknesiyle birlikte şu anda sırlarını aldığımız petekleri bal süzme makinesinin içerisine yerleştireceğiz ve makinemizden süzülmüş bir bal revanesi almış olacağız. Süzme balımızı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşım peteklerin sırlarını sıra alma aletiyle alıyor. Sırlarını aldıktan sonra şimdi bal süzme makinesinin içine yerleştireceğiz. Daha sonra da hep birlikte balın nasıl süzüldüğünü sizlerle göstermiş olacağız. Evet, bu gözlerin peteklerini bu şekilde almazsanız malum ballar dışarıya doğru çevirdiğiniz zaman fırlamayacaktır. Ama siz bu gözlerinin gözenekleri bu şekilde sırlarını açarsanız balın kazanın dibine doğru, yani makinenin dibine doğru akacaktır. Evet, şimdi çevirip diğer tarafını yapıyoruz. Evet, bu kestane bölgesinde %50 çiçek bu şekilde sırlarını alma işlemine devam ediyoruz. Evet, arımız da burada hemen yemeye başladı. Balını yiyor.
Evet, bunun sırrını alma işlemi bitirdik. Bunu şimdi kazanımıza, bal süzme makinemize yerleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde akıtmadan. Evet, birinci peteğimizi yerleştirdik. Evet, şimdi ikinci peteğimiz geliyor. Evet, onun da sırlarını hızlı bir şekilde alıyoruz. Tamam. Diğer tarafına geçelim. Bu şu sıralma teknesinde görüyorsunuz. Bunu iki tarafından da çalışabilirsiniz. Tek taraflı da çalışabilirsiniz. Süzek yöntemiyle üstte kalan tortusu üstte kalıyor. Altta da balın süzülmüş hali geçmiş oluyor. Şu anda bal sağım çadırı içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi arılar buradalar. Evet, ikinci peteğimizi de bal süzme makinemize yerleştiriyoruz. Evet, üçüncü peteğimizi alıp evet, bu da üçüncü peteğimiz. Onun da sırlarını alıyoruz. Evet, bu sır alırken çok dibe daldırmayacaksınız. Sadece üst tarafından gözeneklerini alacaksınız. Çok dibe dalarsanız hani hem gözleri bozmuş olursunuz hem de yani gereksiz yere iş yükü çıkmış olur. O yüzden de sadece üstten, sadece gözleri açmanız yeterli. Çok dibe daldırmanın hiçbir anlamı yok. Evet. Üstünden. Evet, girmeye çalışan misafirlerimiz de dışarıda, bakın. Onlar da içeri girmek için şu an can atıyorlar. Balın kokusunu aldılar tabii. Buraya girmek için uğraşıyorlar. Evet, üçüncü peteğimizi de koyuyoruz. Evet, son dördüncü peteğimizi de şimdi yerleştiriyoruz. Evet. Bugün normalde bu gözenekli olmayan yerlerde de bal var. Siz şimdi biraz ortam karanlık olduğu için sadece sırlı kısımları görebiliyorsunuz. Diğerlerine zaten arı kapatmamış. Kapatmadığı için zaten onlar kolay bir şekilde dışarıya arı bal kendini atacaktır. Evet. Evet, bu tarafını da alıyoruz şimdi. Evet, bunu da var olan sırlarını aldık ve bal süzme makinemize dördüncü çerçevemizi koymuş oluyoruz. Bu şekilde kapağını da kapatabiliriz. Kapatmaya da biliriz. Diğer tarafını da verelim. Evet. Evet, bal sıçramaması için bunları da kapatıyoruz. Evet, şimdi çevirme işlemine başlıyoruz. Evet. Bu makineyi elini bastırınca o yüzden. Eline bastırınca attı.
Şöyle içine kaptırmayalım da. Şu şekilde. Bunu normal bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Şu an biz toprakta olduğumuz için. Ağaç bir yere veya toprağa iyice sabitlemeniz lazım. Evet. Gel biraz bastıralım. Bastır, üstten bastır. Normalde bunun diplerinde çakmak için yerler var. Onları ağaç veya beton bir yere sabitlemeniz lazım. Bir de çakma yerleri var. Ya da çok yavaş yavaş çevirmeniz gerekiyor. Evet, şimdi durduruyoruz. Normal ters yönlü olarak durdurduğunuz zaman hemen durabiliyor. Bakın. Duracak şimdi tekrardan diğer yöne doğru çerçeve. Bakalım bir şu an akmış, süzülmüş mü? Bu taraf mıydı? Hı hı. Evet, bakın. Gözlerden. Bu taraf, şu tarafa süzüldü. Şimdi diğer tarafını süzeceğiz. Evet, süzülen taraf bakın. Şöyle şöyle atalım. Balık gibi. Bakın. Gözde de boşaldı. Evet. Şimdi diğer türlü çeviriyoruz. Evet, o yönünde çevirip. Evet, çok hızlı çevirdiğin zaman petekler ortadan kırılabiliyor. O yüzden doğru hızlı çevirmemek gerekiyor. Makinenin yerinde duramamasının sebebi, durmamasının sebebi sonucunda peteklerin ortadan kırılmasına sebep oldu. O yüzden çok hızlı çevirmemeniz lazım. Burada hem doğruları hem hatalarımızı görerek aynı şekilde kendimizi de eleştiriyoruz. Biraz hızlanabiliriz. Yani çok hızlı olmamak üzere. Makine yerinden oynamasın. Oynamayacak şekilde hızlandırabiliriz. Çünkü balı daha yeni aldık. Petekleri sıcak. Bal da sıcak olduğu için kırılma olasılığı çok yüksek. Merkez kaç kuvvetiyle balı fırlatıyor. Evet, süzülmüştür diye düşünüyoruz. Şimdi evet, çıkartıyoruz. Kapağımızı kaldıralım. Evet, mis gibi bal kokusu da geliyor. Evet, şimdi durdurup petekleri çıkartacağız. Evet, çıkardığımız petekleri kenara koyuyoruz. Bunları tekrar arılara yedirmek üzere arılarımıza vereceğiz bu ballı peteklerimizi. Bu şekilde bırakırsanız güve sarma olasılığı fazla olur. Arılara yedirip daha sonra tekrardan soğuk hava depolarında veya normal bir oda sıcaklığında saklayarak herhangi bir güve falan girmez. Evet, peteğimizi aldık. Evet, gördüğünüz üzere dibe de bayağı bir bal birikmiş. Evet, gördüğünüz üzere. Bu bayağı dolunca aşağıdan da musluğu açtığımızda balımızı alacağız. Bu şekilde balımız aktı. Şu şekilde altına koyduğumuz kabı şey yapacağız. Şöyle bal hunisi vasıtasıyla altına koyuyorum. Bakın şu şekilde
Buradan ağız musluğunu açacağım. Hafif bu şekilde bal akmaya başlayacak. Bu şekilde. Evet. Balımız akıyor. Önce kalın süzgeçten. Altında da şurada da ince bir süzgeci var bunun içinde. Bakın altta da ince bir süzgeç var. Bakın oradan da akacak. O şekilde aşağıya tertemiz bal çıkacaktır. Evet. Şöyle fazla da açabiliriz. Şöyle kısalım ki burada hem dolma yapmasın. Az az aksın. Evet. Altta da süzülen balın akmaya başladı. Evet, kestane balımızı hasadımızı ürününü şu anda alıyoruz. Evet. Bal sağım makinesiyle en başından sonuna kadar bütün süreci sizlerle anlatmaya çalıştık. Yine video hakkında sorularınız olursa alttaki yorumlar kısmından bizlere her zaman sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.